Kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere sabahki videomuzda, yani geçen haftanın videosunda 1700, 1730 yıllar arasındaki 30 yıllık süreci bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri, bu olayları elimizden geldiği dilimizden döndüğünce doğru ve anlatılabilir bir şekilde ele aldık ve sizlerle birlikte anlamaya çalıştık. Şimdi bu videomuzda ise ele alacağımız konu 1700 30.774 yıllar arasındaki 44 yıllık süreci ve bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeler bu olacaktır. Biz bu videomuzda 1730-1744 yıllar arasındaki 40, 40 yıllık süreci bu süreç içerisinde yaşanan gelişmeler olarak sizlerle birlikte kronolojik doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Özellikle hepiniz tekrardan videomu hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Yıl 1730. Patrona Halil ve 3. Ahmet'in hali 1. Mahmut'un tahta geçişi. 1733. Osmanlı e, efendim İran tavasının hızlanması. Nadir Şah'ın başarıları. Nadir Şah İran Şahı'dır. İran Şahı Türkiye'ye karşı başarı kazanmaya basılıyor Ne başarı kazanıyor. 1735. Bon Ahmet Paşa nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması. 1735 Osmanlı Avusturya Rus Savaşları 1739 Belgrad Antlaşması 1739 Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere Osmanlı toprakları ve sınırlarında Osmanlı topraklarına ve sınırlarında ticaret hakkı tanınması. Yani Osmanlı Rusya'yı Karadeniz'e indirmiyor ama Rusya'ya e, diyor ki kardeşim sen benim Karadeniz hariç e, en, doğudan, to, en doğudaki toprağımdan en batıdaki toprağına kadar istediğin gibi ticaretini rahat 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 yapabilirsin diyor. 1745 Matbaa'nın kurucusu İbrahim Teferrika'nın ölümü. 1746 Osmanlı İran Barışı. Karden ya da Kerden iki ismi de geçerlidir. Karden diyebilirsiniz. Ka e Kardan'de diyebilirsiniz. Arslasması. 1751 Osmanlı musikisi üzerine batıda yazılan ilk eser. Charles Fontan'ın Fontan'ın e esasisi. Efendim hatırlarsanız ben e geç sabahki videomda Mehter'i dinletmiştim. Avrupalılarda mehteri denilmesi olacaklar ki zaten mehter o dönemden var. O dönemde denilmeleri gerekiyor çünkü o dönemde var. Ee, dinlemesi olacaklar ki, onlar etkilenmesi olacaklar ki Mehter Marşı üzerine ya da Osmanlı Musikçi üzerine kitap yazıyorlar. Kitap. 1754 1. Mahmud'un ölümü 3. Osman'ın tahta çıkışı Bakın efendim 1. Osman kimdi? Osmanlı Devleti'nin kurucusuydu. İkinci Osman kimdi? Genç Osman'dı. Üçüncü Osman kimdi? İşte bu Osman. Biz üçüncü Osman'a geldik. Efendim bu adam pek bir şey yapmıyor. Çünkü bu adam 3 yıl basta kalıyor. Ve hiçbir şey yapmıyor. Yani sarayının çok yani Bir adam ne savaş yapıyor ne barış yapıyor hiçbir şey yok bu adamın önünde. Bu adam 1757 yılında ölüyor. Yerine 3. Mustafa tahta çıkıyor. ve 1768 yılında Osmanlı Rus savaşı yeniden başlıyor. 1770 yılında Rus filosu İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e iniyor. Ya, ve Ruslar yüzyıllardır istedikleri sıcak denizlere inme politikasını sonunda İngilizler sayesinde gerçekleştirmiş oluyorlar. O dönemde bakın o dönemde e, e, şey yok. Amerika Birleşik Devletleri yok. O dönemdeki dünyanın süper gücü ta 1950 yıllarına kadar Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. İngiltere. Dünya, e, soğuk savaşın başlangıcından günümüze kadar ise Amerika. Bunu bilmek faydalı olacaktır. Ee, 1771 Kırım isgal ediliyor. Şu anda Kırım normalde günümüz için konuşuyorum. Ee, daha sonra gitmese de döneceğim. Kırım normalde şu an için Ukrayna'nın toprağı olsa da Rusya burayı ilhak edip kendi topraklarına katmıştır. Bu Rusya'nın Karadeniz'e inmesinin bir göstergesidir. Çünkü Rusya Kırım sayesinde Karadeniz'de egemen bir konumdadır. E, çünkü Kırım'a hakim olan Karadeniz'e hakim olur. Efendim peki Osmanlı satın ne Osmanlı Devleti önce Kırım'a özerklik veriyor. Sonrasında ise e, bağımsızlığını sağlıyor. Birkaç yıl sonra yani bu tarihte ise Rusya Kırım'ı ilhak ediyor. 1772 Tepstahane yakınlarında Çopçu Mektebi'nin kurulması yani Osmanlı savaş silahı olan ve günümüzde de modern ordulardan modern şekilde kullanılan topçuların yani topun, e, savaş, savaş topunun bahsediyoruz burada tabi, savaş topunun okulunu açıyorlar ve burada topçu olacak, e, onlara piyade mi deniliyordu? Var piyade, herhalde piyadeydi. Bilmiyorum da piyade olması lazım. Topçu olacak piyadelere. Top ile ilgili bilgiler veriyorlar. Ve modern bir eğitim gerçekleştiriyorlar. 1773 Mühendisane-i Bahri Hümayun'un kurulması. Bahri Hümayun arkadaşlar e, e, denizcilik okuludur. Berri Hümayun ise e, kara okuludur. Osmanlı'da Mühendisane-i Bahri ve Mühendisane-i Berri Hümayunlar Kurulmuştur ve burada Mühendisane-i Bahri Hümayun'da denizcilik üzerine eğitim verilmektedir. mühendisane Berri Hümayun'da ise e, askeri bilgiler hakkında e, eli silah tutacak, cephelerde savaşacak askerlerle ilgili bilgiler verilmektedir. Onlara eğitim veriliyordur burada. 1773-74 Darphane'nin hazineyi amirenin yedeği vazifesine görmeye başlaması. Ee, 1774 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı. Şimdi dostlarım, kardeşlerim 1774 yılında ise 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı gerçekleşiyor. Şimdi ben bir şey değinmek istiyorum. O yüzden buraları hızlı geçtim. Ee, 1773-74 Tarpahane hazine yamirenin yerini, yerini tutuyor ya. Yani şöyle düşünün. Efendim. E, darpane e, yedek bir e, hatta darpane Osmanlı dönemi için konuşuyoruz. Günümüzü de anlatacağım birazdan. Darpane Osmanlı döneminde hazine yamirenin para basamadığı veya ekonomik sorunlar yaşadığında kendin adına, devletin adına yani para bastığı ve devletin ekonomik sorunlarını bir nevi de rahatlattığı bir e, yapıdır. Günümüzde ise bu durum şöyledir. Ee, günümüzde ise darpahane yoktur. Yani vardı da su şekilde vardır. Darpahaneler günümüzde Merkez Bankası'na bağlı olarak e, hizmet veren Türk Lirası'nın basımını yapan e, kağıt veya e, şey fark etmez. Yani 1 liradan hatta 1 kuruştan 200 liraya kadar ee, tüm Türk paralarını basan, bizim paralarımız için konuşuyoruz Türk parası derken, diğer Türkiye karakterini kastetmiyoruz, tüm Türk paralarını basan bir yapıdır. Günümüzdeki sonunda 1 lirada, 1 kurusta, 200 lirada darpahane tarafından basılmaktadır. Şimdi kimsel sorun bakın Osmanlı devleti niye geriliyor demiştik. Hani gerilmetinden önemli sebebi şu. Arkadaşlar bakın biz burada 44 yıllık süreci ele aldık. 44 yılda bakın. Ne oluyor? 3. Ahmet 1. Hatta birinci Mahmut bir diyelim hadi birinci Mahmud'u. üçüncü Osman, 3. Mustafa ve birinci Abdülhamit. 40 yılda 4 padişah değişiyor. Bu cumhuriyet değil ki her 10 yılda bir cumhuriyet kanı değişsin. Bu şey, monarşi. Peki monarşi de bu kadar çok e, de, değişikliğin yapılması nasıl oluyor? Hem halkı devlete karşı soğutuyor hem de ee, halkın e, devlete olan bağımlılığını biraz azaltıyor. Neden peki halkı devlete karşı soğutuyor? Çünkü şundan dolayı e, halkı devlete karşı soğutmasının sebebi şu. Yani söylüyorsunuz. 10 yıl birini alışıyorsunuz, O gidiyor, biri geliyor. O gidiyor, biri geliyor. O gidiyor, biri geliyor. Ve siz e, bundan birazcık soğuyorsunuz. Mesela Osmanlı'nın dirve döneminde Kanuni Sultan Süleyman Han 46 yıl 10 ay 25 gün padişahlık yapmıştır. Lakin Osmanlı'nın çöküş döneminde 5. Murat 93 gün hatta 90 gün, 3 gününü söylemeyelim 90 gün yani 3 ay padişahlık yapmıştır. Buradan bile devletin azamet ve çöküş döneminde ne kadar büyük bir değişim geçirdiğini anlayabiliriz. Tabii ki bu da çok doğal bir süreçtir. Çünkü devletler de insanlar gibi Canlı yapılardır. Şimdi dostlarım. E, şimdi söylesin. Osmanlı Devleti'nde 36 padişah var. Doğru mu? Doğru. E, bu 36 padişahtan 10 tanesi yükselme dönemi padişahları. Doğru mu? Doğru. Bu 10 padişah Osmanlı Devleti'nde 1302'den 1566'ya kadar 264 yıl yönetiyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani 10 padişahın ortalaması 26.4 yıl. Yani 26 yıl 4 ay ortalaması. Lakin Osmanlı Devleti'nde geri kalan 26 padişah devleti 13 yıl 7 ay 15 gün yönetiyorlar. Ortalamaya vurduğumuzda. Toplamda ise 26 padişah devleti 357 yıl yönetiyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Kurulusta yani devletin kurulu döneminde 1362-1566'da devlet yani arkadaşlar ilk 10 padişah 30 ilk 10 padişah 264 yılı yönetiyor. Ona böldüğümüzde bu rakamı 26.4 yıl yani 26 yıl 4 ay yapar. Ortalaması. Lakin geri kalan 26 padişah ise Osmanlı Devleti'ne 13.2 yıl ortalama ile yönetiyorlar. 13.2 ya da 13.4 yıl ortalama ile. Buradan bile Osmanlı Devleti'nin geri kalan sebebini açıklamamız mümkündür. Çünkü bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şöyle bir durum var. Eğer basa çıkan padişah cülüs bahsizleti kaldırılana kadar halkına yani askerine cülüs bahsisi adı altında tahtına oturduğu zaman bir para dağıtırdı. Kuruluş döneminde Osmanlı tahtına çıkan e, 10 tane padişah ortalama 26.4 yıl başta kaldıkları için bu cülüs, padişah adeti pek bir sorun yaratmıyordu. Lakin onlar sonraki yıllarda tahta çıkan 26 padişah toplam 13.4 yıl başta kaldıkları 13.2 yıl başta kaldıkları için sık sık Cülüs Bahçesi dağıtıldığından dolayı Osmanlı ekonomisi zor durumda kalmıştı. Bu durumda e, şöyle bir şey var. Yani Savasov'a harcana çok parayı bulamıyorsun. Askeriye'ye harcanacak çok parayı bulamıyorsun. Kültür, sanat, siyaset, epigrafi, coğrafya gibi başka bilimler harcana parayı bulamıyorsun. Ve e, Sömürgecilik yarısında ya da kolonik adım yarısında geri kalıyorsun. Ve yavaş aslında e, zirvedeyken kendi çöküşünü hazırlıyoruz. 1700 yıllarda Osmanlı devleti hala dünyanın sayılı devletleri arasında ilk 5 sırada. Ki zaten Osmanlı devleti yıkılana kadar Osmanlı devleti dünyanın ilk 5 devleti arasında da yerini korumayı bilmiştir. E, ee, 1500 itibaren. Şimdi eğer Osmanlı Devleti bu, bu kadar sık padişah değiştirmeseydi, Mesela bakın kanuni 46 yıl bastak ama 5. Murad 90 gün bastak Osmanlı Devleti bu kadar sık padişah değişemeseydi büyük ihtimalle 18. yüzyıl yani 1700'lerde Osmanlı Devleti ekonomisini fersah fersah daha ilere, ilerilere götürebilecek bir potansiyele sahip bulunmaktaydı. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim bu videomuzda 1730 1774 yılları arasındaki 44 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri, bu olayları elimizden geldiği dilimden dönüşünce kronolojik ve doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. En diğer videomuzda ele alacağımız konu 1774-1792 yılları arasındaki 18 yıllık süreçte Osmanlı devletinde meydana gelen gelişmeleri ve oraları sizinle birlikte kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamak ve anlatmak olacaktır. Ve hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.